Merhaba arkadaşlar, ben İlhan Emre. Kanalıma hoş geldiniz. WhatsApp beta uygulaması 27 Mart 2023 tarihinde güncelliğini yitirdi diyor. Google Play Store'dan indir dediğinde uygulamamızın güncel olduğunu görüyoruz. Peki ben bu sorunu nasıl çözdüm? Gelin hep beraber sizlerle sorunun çözümünü görelim. Ben öncelikle çözüme ulaştıracak bazı yöntemler denedim. Öncelikle uygulama bilgilerine girip buradan saklama alanına girdim ve sonra ön belleği temizle dedim. Peki bu yöntem beni çözüme ulaştırdı mı? Hayır tabii ki de. Daha sonra verileri temizlemeyi düşündüm ama bunu yaparsam eğer benim bütün WhatsApp verilerim kaybolacaktı. Peki ne yapmalıydı? WhatsApp beta 27 Mart 2023 tarihinde güncelliğini yitirmişti. O zaman ben tarihi geri alabilirdim. Hemen ayarlara girdim. Buradan ek ayarlar dedikten sonra tarih ve saate girdim. Otomatik ayarlayı kapattım. Daha sonra tarihi 26 Mart'a yani bir gün öncesine çektim. Ve bum! WhatsApp açıldı. Lakin kendi kendime bunun çözümü bu olmamalı dedim. Buradan verileri yedekle, verileri temizle vesaire bayağı bir işi vardı. Sonra aklıma bir fikir geldi. Web tarayıcımı açıp WhatsApp APK indir dedim. Buradan WhatsApp'ın kendi sitesine girdim. Uygulamayı Google Play ile indir değil de paket yükleyici ile indir dedim. Ve uygulamayı paket yükleyici ile telefonuma indirdim. İndirdikten sonra uygulamayı açtım ve telefonuma yükle dedim. Mevcut olan uygulamanın üzerine aynı uygulamaya yükledim. Ve sonuç. Tebrikler. Artık WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hoşça kalın. Dum 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 d